Değerli öğrencilerim, selamlar. Evet, limitin içerisinden geçiyoruz değil mi? Güzel bir şekilde hepsini öğreniyorsunuz. Tamamladığımızda bol soru çözerek en azından 300 tane, 200 tane, 300 tane en az iki bankasın soru bankasından soru çözerek hemen altın kitaptakilerimizi bitiriyorsunuz. Altın kitaptakileri bitirdikten sonra güzel bir şekilde bir iki soru bankasından daha çözebiliyorsanız bir fasikülden soru çözüp limiti gömüyoruz dedik. Tamam mı? Neredeyiz şimdi? Parçalı fonksiyonların limitindeyiz. Önemli bir bölüm. Kolay da bir bölüm. İlerisi için, süreklilik için, parçalı fonksiyonların türevi için de önemli bir kısım. Yani burayı anlamazsan parçalı fonksiyonların türevinde de sıkıntı çekeceksin. Çok kolay. mantığını anlarsan her şey yerli yerinde gider. Yine aynı mantıkla. Sağdan limit inceleyeceğiz, soldan limit inceleyeceğiz. Eşit mi bakacağız? Başka bir şey yok. Hazır mısın? Hazır mısın? Daima hazır. O zaman başla. Parçalı fonksiyonların limiti. Şimdi parçalı fonksiyon dediğimiz fonksiyonları biliyoruz fonksiyonlardan. Parçalara ayırıyor. Birden fazla da e, parça olabilir burada. X, A, B gibi aralıklar da olabilir biliyorsunuz. İşte kritik nokta tanımını anlattığımda parçalı fonksiyonların tam şuradaki yazan değerlerin kritik noktaları olduğunu söyledik. Eğer sana parçalı fonksiyon verip limitini sorarsa, nerede limitini sorarsa tam kritik noktada limitini sorarsa yani x eşittir a noktasında limitini sorarsa dinle. Ne yapacaksın? Şimdi a'dan küçük değerler için bunu kullan demekti değil mi bu? Evet. İşte bu bizim f(x) fonksiyonunun soldan limit değerini verecek olandır. Yani limit x a'ya soldan yaklaşırken f(x)'i soruyorsa bu fonksiyonu kullanacaksın. Nasıl bulacaksın? a'yı bunda yerine yazacaksın. Bu. Sağdan limit sorarsa x a'dan büyük a noktası için sağdan limiti sorarsa bunu kullanacağım. Yani limit x A noktasındaki sağdan limit değeri için bu fonksiyonu kullanacağım. Burada A'yı ne yapacağım? Bir yerine yazacağım. Hocam x eşittir a için olduğu değerin bir önemi var mı? Var mıydı limitte bunun bir önemi yok. Bu f a'yı sorarsa f a k'dır diyeceğim ama limitle uzaktan yakından bir alakası yok. Şimdi kaç tane limit hesapladık? İki tane limit hesapladık. Son limit sağ limit. Limit olma şartı neydi? Bağırarak söyle. Bağırarak söyle sağdan limit değeriyle soldan limit değeri eşit olacaktı. Bakalım A noktasındaki fx'in limitini hesaplamak için sağdan limitini hesaplamak için gx fonksiyonunu kullandım. Gx'te x yerine neyi yazıyorum? A'yı yazıyorum. Bir değer çıkıyor. Bu değer L1 olsun. Oh gömleği batırdık hanım. Öldürecek bizi. Silgi git buradan. Evet. L1. Şimdi soldan değeri için burada Hangi fonksiyonu kullanacağım? Bakın A'dan küçük. A'nın solundaki olanlar. Tamam mı? Sayı doğrusunda A'dan büyük olanlar bu. A'dan küçük olanlar bu. Hangi fonksiyonu kullanacağım? H. H'ta A'yı yerine yazacağım. Bir değer bulacağım. Bile 1 bile iki değeri çıktı. Gel şimdi buraya. Eğer bulduğum sağ limit değeriyle sol limit değeri birbirlerine eşitse diyeceksin ki bizim şu mavi kalemle yazayım. Limit diyeceksin x a noktasında f(x) fonksiyonunun limiti vardır diyeceksin ve limit değeri bunlara eşit olacak. L1 ile L2 zaten birbirlerine neydi? Eşitti. Tamam mı? Sağ limit ve sol limit eşitse limit vardır ve eşit oldukları değerdir. Eğer bunlar eşit değilse sağ limit ve sol limit ne diyeceksin? x a noktasında f(x) fonksiyonunun limiti Yoktur. Bu kadar basit. Sağ limit inceliyorsun. Sol limit inceliyorsun. Bitiyor. Hocam sadece kritik noktada mı da limit soracak bize? Hayır. Mesela kritik noktada değil de x eşittir de sordu. Bakacağım 2 bu aralıkta mı bu aralıkta mı? Hangi aralıktaysa fonksiyon değeri gibi hesap yapacaksın. Şimdi göreceksin örnekte. Kritik nokta harici limit sorulursa uygun aralıkta uygun aralıkta fonksiyonun neyi hesaplanır? fonksiyon değeri hesaplanır. Yani bana burada sıkıntı çıkartan nokta neresi sadece? Kritik nokta. Kritik noktayı gördüysen hemen orada sağdan soldan limit inceleyeceksin. Anladık? Hadi şimdi örnekte bakalım. Şimdi fx fonksiyonunu vermiş. Bir sürü bilgi istiyor. Hemen şunu söyle bana. Bu fonksiyonun kritik noktası neresi? Söyle. Söyledin mi? Nedir? x eşittir 2 noktasıdır. Tamam mı? Oradaki parçalanış yaşadığı yer. Şimdi f 2yi sormuş. Limitle hiçbir alakası yok. X eşittir 2 için sonucum kaçmış uçmuş. Tamam. Bu tamam. Şimdi 2 noktasında limit var mı diye sordu bana. 2 noktasında limit var mı diye sorduysa hemen ne diyeceksin? Baktım hocam ya burası kritik nokta diyeceksin. O zaman hemen sağ sol. Sağ sol limit incelemek çok kolay. Bak sol limit, sol limit ne demek? 2'den küçükler demek değil mi? Hop Burada 2'yi yerine yazıyorsun. 2'yi yazdım. 2 çarpı 2 artı 1, 5. Soldan limit değerimiz kaçmış? 5'miş. Gördün mü? Hemen sağ limite bakalım. Sağ limit 2'den büyükler demekti değil mi? Çat yapıştırdım yerine. 2'nin karesi 4 artı 2, 6 oldu. Sağ limit 6. E sağ, sol limitim 5, sağ limitim 6 eşitler mi? Değiller. O zaman F2 limiti yoktur diyorum. Eğer eşit çıksaydı ikisi de 5 çıksaydı evet sağ 2 noktasında limitim vardır ve 5'tir diyecektim. Kapiş. Anladık değil mi? Sıkıntı yok. Anladık. Hadi devam. Şimdi kritik nokta bir tane olduğu için orada sağdan soldan inceleme yaptık. Mesela 0 noktasında limit sordu. Şimdi sıfır noktası benim için kritik bir nokta değil. Tanımsızlık yaratan bir nokta değil. Kopukluk yaratan bir nokta değil. Bir şey değil. O zaman diyorum ki normal fonksiyon sorusu oldu artık. X eşittir sıfır hangi aralıkta? 2'den küçük. Burada. Bunun için hangi fonksiyonu kullanacağım o zaman? 2x artı 1 fonksiyonunu kullanacağım. 0 yapıştırdım yerine 1 oldu. Bu kadar basit. Yani kritik nokta değilse hikaye soru zaten. Fonksiyon sorusu. 3 noktası kritik nokta mı bu soru için? Değil. 3, 2'den büyük olduğu için bu fonksiyonu kullanacağım. Yani x kare artı 2'yi kullanacağım. Yapıştırdım 3'ü üçü yerine. 3'ün karesi 9, 2 ile topladım. Cevabımız 11 olmuş oldu. Çok soru çeşidi var parçalı fonksiyonların. Bundan sonra hemen de mutlak değere geçeceğiz. Mutlak değerle parçalı fonksiyon iç içe zaten. Hepsini kafaya kazacağız. Haydi devam o zaman. Evet şimdi Parçalı fonksiyonların tüm soru çeşitlerine bakalım. Grafikli, grafiksiz, normal, normal hepsini güzel bir şekilde anla. Dediğim gibi süreklilikle de ilişkilendireceğiz ileride. Türevle de ilişkilendireceğiz. Güzel mantığını anla sınavda karşına gelebilir. Basit de ya. Gerçekten basit. Eller kollar mahvoldu. Gömlek beyaz kolumuzu bile yukarı sığamıyoruz. Hadi hazır mısın? Canavarlar. Canavarlar hazır mısınız? Hadi devam. Bakalım. Bir kere fx fonksiyonu vermiş. Kritik noktam x'in kaç olduğu yer? 3. Hemen onu bir kere aldım. x eşittir 3 neyim? Kritik noktam. Bu cepte. Kritik noktada mı limit soruyor? Evet hocam. Kritik noktada limit soruyorsa hemen sağdan soldan bakacaksın. X. Ben uzun uzun yazıyorum ama alışkanlık haline getireceksin şimdi. 3 Üç sol. 3'ü gördün mü? Sol. 3'ten küçükler için bunu kullanıyorum. Çat yazdım yerine. 3 ile 3'ü çarptım. 9. 1'e gitti. 8. Gördün mü? Hemen limit x 3 noktasındaki sağ limitine bakacağım. 3'ten büyükler içinde değil mi? Hop geldim buraya yapıştırdım 3'ü. 3 ile 2'yi çarptım 6. 6 ile 2'yi topladım 8. Hop 8. Eşitler mi? Eşitler. O zaman fx fonksiyonun 3 noktasında limiti vardır ve 8'dir. Şimdi f3'ü istiyor. Limitle hiç uzaktan yazıktan alakası yok bunun. 3'e geldim. 3 burada. Eşittik bunda çünkü. O zaman bunda da aynı şey. Yazdım yerine. 3 çarpı 3 eksi 1 o da 8 oldu. 8 sekiz artı 8'den 16. Yani bu soruda arkadaşlar fonksiyon değerlerini fonksiyon sorusu gibi buluyorsunuz ama limitlere sağdan soldan bakacaksın kardeş. Hadi 44. Fx fonksiyonu x eşittir 1 noktasında limiti olduğuna göre a kaçtır? x eşittir 1 noktası kritik nokta mı? Evet. Benim limit olma şartım neydi bana söyle kritik noktalarda. Sağdan limite bakacaktım. Soldan limite bakacaktım ve eşit olacaktı. Kritik noktam 1. Bir. bir de sağdan inceliyorum fx'i. 1'den büyük değerlerde değil mi? Hop hemen 1'i yapıştırıyorum buraya. 3. 1'in karesi 1 artı 1. Sağdan limit değerim 4 oldu. Hemen diyeceğim ki hocam bir de ben bunu soldan limitine bakacağım ki limit varsa eşit olmalı. Hop soldan limit içinde birden küçük olanlara çat yazdım yerine. Bir yazınca ne yaptı burası? A artı 2. Bunun değeri A artı 2. O zaman limit olabilmesi için çaça. Birbirlerine ne olacak bunlar? Eşit. O zaman A artı 2 eşittir 4. At karşıya. A dediğim 2'ye eşit olmuş oldu. A 2 ise bir noktasında limiti vardır. Oldu değil. Devam. 45. Her x için limiti olduğuna göre her yerde limiti vardır bunun demiş. Şimdi bakıyorum bu polinom fonksiyon bu da polinom fonksiyon. Onların her yerde limiti vardır sıkıntı çıkaracak tek noktam neresi? Söyle. Kritik nokta. Güzel. X eşittir 5 noktası kritik nokta. O zaman ne yapacağım? Kritik noktada sağdan soldan limit inceleyeceğim. Şu ilgilendiriyor mu beni bu soruda? Hiçbir şekilde bu beni ilgilendirmiyor. F5 değeri. İlerleyen 2-3 video sonra süreklilik diyeceğiz. O zaman o işimize yarayacak. Ama limitte hiçbir şekilde o değer işimize yaramıyor. Hemen bakıyorum. Limit. Öğrendin artık hadi 5 noktasındaki sağdan limiti. Bağıra bağıra evdeki herkes duysun. Sağdan limiti söyle. Hoop 5'i yerine yazdım. 5'ten büyükler. 5 ile 2'yi çarptım. 10. 10 ile m'yi topladım. 10 artı m. Bağırdın mı? Gece kaç olursa olsun bağıracaksın evdekiler. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor kızım diyecekler. Diyeceksin ki öğreniyorum baba. Öğreniyorum diyeceksin. Evet. 5 noktasındaki soldan limit. Hemen buraya geldim. Çat yapıştırdım yerine. 5'in karesini aldım. 25. 12'sini çıkardım. 13. E limit vardır dediğine göre bunlar eşit olacak. Eşit olabilmeleri için m'nin kaç olması lazım? 3. Bitti. Gördün mü? Anladın mı? Şimdi kritik nokta sayısını fazlalaştıralım biraz. Onlardan da bakalım hadi. Evet. 3 tane daha parçalı fonksiyon sorusu, sonra mutlak değer. Mutlak değerde birazcık birazcık çakallıklar var. Oralara dikkat edeceğiz. Hadi bakalım şimdi parçalı fonksiyonda ne dedik? Kritik noktada limit sorarsa bana sağdan soldan, sağdan soldan. Kritik nokta haricinde sorarsa o zaman fonksiyon sorusudur dedik. Hadi başlayalım. Her x için limiti olduğuna göre demiş. Bakıyorum tanımsız yapan bir şey yok, tanımsız yapan bir şey yok, tanımsız yapan bir şey yok. Burası için hiçbir sıkıntı yok. O zaman neresi için sıkıntı olabilir? Kritik nokta. Kaç tane kritik noktam var şimdi benim? İki tane x eşittir 2 noktası kritik noktam x eşittir 4. Yani bunlarda da, da limiti varmış. Her yerde limiti var kardeşim bunun diyor. O zaman 2 noktasında sağdan ve soldan limitlere bakacağım önce. Başlayalım. Limit x 2 noktasında sağdan limit. 2'den büyük değerler. Ama böyle gidip de 5 6'da falan değil. 2'nin dibinde. Yani burayı inceleyeceksin. 2'nin sağında burayı inceliyorsun. Yazdın 2'yi yerine. 2 noktasındaki sağdan limitim 2 artı m yaptı. Gördün mü? Hemen 2 noktasındaki soldan limite de bakıyorum. Limit x silgi git fırça yiyoruz senin yüzünden. 2 noktasındaki soldan limitim. 2'den küçük değerler buldum. 2'den küçük değerler için burası çap yapıştırdım yerine. 2'nin karesi 4. 1'i gitti 3. E, ne isteyecek şimdi bizden? İkisinin eşit olmasını isteyecek. Çünkü her yerde limiti varmış. O zaman 2 artı m eşittir 3 ise evin kaç olduğunu gördün zaten. 1. m 1'dir. Burası bitti. E o zaman bunun 4 noktasında da limitinin olması lazım. Hemen 4'te de bakalım. O zaman limit x 4 noktasındaki sağdan limit. Ne demek? 4'ten büyükler. 4'ten büyükler nerede? Burada. Bak 4'ten büyükler burada. Çat yazdım yerine 4'ü. 4 ile 3'ü çarptım. 12 eksi n. Bu kısım tamam. Şimdi neye bakıyorum? Limit 4 noktasındaki soldan evet. soldan limit. 4'ün dibinde. Ama 4'ten küçük. Hup, buradadır değil mi onlarda? O zaman burayı kullanacağım. Çat yazdım yerine dördü. 4, 4 artı m. Gördün mü? Yani sınırlarını kullanıyorsun. Sınırların yazdığı yerlere yazıp eşitliyorsun. Bu kadar. İkisi birbirlerine ne olmalı eşit. Emin kaç olduğunu bulmuştuk arkadaşlar. 1 olduğunu bulmuştuk. M yerine 1'i yazdım şuraya. Burasının cevabı kaç yaptı? 5. O zaman burası da 5 olmalı eşit olabilmeleri için. 12 eksi n eşittir 5 ise n dediğimiz kaçtır? 7'dir. Bitti. M artı n'i istiyor sanırım. 1'i 1, 1'i 7. 8. Yoruldum. Baba yorgun. Baba yorgun baba. Hadi bakalım 47. soru. Şimdi biraz daha işleri karıştırdım. Eski videolardaki anlattıklarıma geri dön. Tamam mı? Önemli. Bu anlattıklarım çok önemli. Detaylı anlattım. İkinci ve üçü veya üçüncü videoydu. İyi hatırlamıyorum. Hadi bakalım. Şimdi parçalı fonksiyonu vermiş. Bunları sormuş. Önce neyi sorduğuna bir bakalım. Önce neyi sorduğuna bir bakalım. Soruyu yanlış mı yazdım? Bir bakayım. 47. soru. 3 eksi 2 x 4 sol 2 sol. Tamam. Hadi başlayalım. Şimdi bir kere bu ne demek? Ne anlama geliyor ona bir bakalım. Ne yapıyorduk bu sorularda? Hop yerine bir yazıyorduk. Şimdi X olanın önündeki işarete bakıyorum artı. Artıysa bunun yönü değişmeyecekti. 2'yi bir yazdım yerine. 3 ile 2'yi çarptım. Bak 2'yi yazdım. 3 ile 2'yi çarptım 6. 6'nın 1'i gitti 5. 5. 5'in ne tarafı? Yönü değişmedi. Sol tarafı. Bu yorum yapıyordum. F5. Veya ne diyordum? Şöyle de yapabiliyorduk. X'im 2'den küçük. Değil mi? X'im 2'den küçük. 2 sol demek bu. Ne lazım bana? 3x-1. 3 ile çarpıyorum önce. 3x kaçtan küçük? Hepsini 3 ile çarptım. 6'dan. 3x-1 kaçtan küçük? 1 çıkarıyorum. 5. 5'ten küçükmüş 3x-1. Yani 5'in ne tarafıymış? Sol tarafıymış. Hangi çözüm kolayına geliyorsa. Veya ne yapıyorsun? 2'nin solundan 1,9 gibi bir değer seç. O zaman... 5'ten 5,9 gibi bir şey yapıyor. İstediğin yöntemle yapıyorduk ama ilk anlattığımı unutma. Yine şeyle yapıyorum. Bir kere 4'ü yerleştir yerine. Ne oldu? 3 eksi 4 ile 2'yi çarptım 8. Eksi 5 oldu. Peki sağ mı sol mu? Bak bunun önündeki ne? Bu eksi. X'in önündeki işarete bakıyorum. Eksi ise bu yön değiştiriyordu. Eksiydi neye dönüşecek? artıya dönüşecek. Tamam mı? Bak önündeki işaret eksi ise eksin yönünü değiştirecek. Toplamalarda çıkarmalarda. Bölme gibi işlemlerde bir tık daha değişiyor ama toplama çıkarma olanlarda bu. Eksi 5 sağ. Ama bunu yöntemlerle de yapabilirsin. O zaman bunun başında da var. Bu ne istiyormuş benden? Eksi 5 noktasındaki sağ limiti istiyormuş. Bunların nelerini istiyorlarmış bizden? Toplamlarını. Bu kadar. Yani neyi sorduğunu buldun ya. 2'yi yerine yazdın. 5, 5 sol. 4'ü yerine yazdın. Eksi 5, eksi olduğu için bunu yön değiştirtti bu. Hadi şimdi 5 noktasındaki soldan limite bakacağım. 5 noktasındaki soldan limit için, 5 noktasındaki soldan limit için neyi yerine yazıyorum? 5'i yerine yazıyorum. Ne oldu 5'i yerine yazdığım zaman? Burada aynı soruyu mu yazmışım ben ya? soru kısmı aynısı olmuş. <laughs> soru kısmı aynısı olmuş. 47 47 soru soru kısmı aynısı olmuş. Şurayı sil. Soru bu değil. <laughs> Aşağısı doğru da yukarısı yanlış. Hemen aşağısını da düzel yukarısını da düzelteyim. Şöyle f(x) eşittir 2x eksi 1 x 5'ten küçük eşit olduğunda x 5'ten büyük olduğunda ise neymiş? X artı 3'müş tamam mı? Aynı şu 46. sorunun kök üstünü yazmışım. Şimdi ne lazım bana? 5 sol limit lazım. 5'i buldum. İkisi kritik noktam zaten. 5 sol limit için hop, 5'ten küçükler bakın. Burayı kullanıyorum. 5'i yazdım yerine 10, 1'i gitti 9. Artı eksi 5 sağ limit. Şimdi eksi 5 dediğim nokta kritik nokta mıdır arkadaşlar? kritik nokta değil. O zaman eksi 5 için gidip de yine neyi hangi fonksiyonu kullanacaksın? Bu fonksiyonu kullanacaksın. O zaman eksi 5'i burada yazıyorum. Ne geldi? Eksi 10, eksi 11 geldi. Sorumuzun cevabı da eksi 2'ye eşit olmuş oldu. Tamam mı? Evet şimdi geldik son sorumuza. Tabi son soru derken parçalı fonksiyonun son sorusu. Bu sefer grafikli bir soru. Şimdi bizden arkadaşlar 3 noktasında 3 noktasında ne istiyor? fx artı 2gx'in limitini istiyor. Sonra 3 noktasında sağdan f bileşke gx'in limit değerlerini istiyor. Şimdi bir inceleme yapmamız gereken bir soru yine. İnceleme yapmamız gereken bir soru. Niye? 3 noktam neresi? Çünkü soruya bir baktım yanlış mı yazdım diye. 3 noktası kritik nokta. Şimdi kritik noktaysa, kritik noktada soruluyorsa ne yapmak zorundayım? Sağdan ve soldan limit incelemek zorundayım. Yani parçalı fonksiyonu sadece bize şey olarak vermez. Böyle vermez. Bu da bir parçalı fonksiyondur. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Hemen şöyle mavi kalemle limit x 3'e sağdan yaklaşırken fx artı 2 gx'i inceleyeceğim. Şimdi 3'e sağdan yaklaşırken fx'in limitine bakalım hemen. Şimdi x eşittir 3 duvarını çizdim. Duvara Yolum sağdan geldi. Çarptım. Nerede çarptım? 0. Bunun cevabı 0 yaptı. Şimdi 3'e sağdan yaklaşırken g'ye bakacağım şimdi. Duvarımı çizdim. Sağdan yaklaşırken grafiğin üstüne elimi koydum. Güm çarptım nerede? 3'te. 3 ile 2'yi çarptım. Ne yaptı? 6. Bakın sağ limitimiz ne yaptı? 6. Şimdi 3 noktasında kritik nokta olduğu için sol limite de bakacağım. Hemen onu da yazalım. Limit x 3 noktasında fx artı 2 gx limitini inceliyorum şimdi. Şimdi sol. 3 noktasında duvarı çizdim. Tamam mı? Elimi yolun üstüne koydum. Duvara geldim çarptım. Nerede? 2'de. Bununki 2 oldu. Aynısını g için yapıyorum. Duvarım burada. Soldan geldim çarptım. 1. Bunları öğrendiniz artık. 1. Bak 2 ile 1'i çarptım. 2. 2 ile topladım. Ne yaptı? 4. O zaman bu fonksiyonun x eşittir 3 noktasında limiti yoktur. Ama sağdan limitini soruyorsa 6'dır. Soldan limitini soruyorsa 4'tür. Ama bu şekildeki sorma tarzının limiti yoktur. Şimdi bileşke var bir tane de. Hem bileşkeyi de hatırlamış olalım. Nasıl yazıyorduk bileşkeli olanlarda? Şöyle f'in içerisinde g 3'e nereden yaklaşırken diyor sağdan. Hadi bakalım. 3'e sağdan yaklaşırken limit değerimin kaç olduğunu buldum biraz önce. Sağdan duvarıma çarptım 3. Şimdi 3 diyeceğim ama 3 deyip bırakmayacağım. 3'ün yönü önemliydi. Nereden geldiğine bakıyordum bileşkelerde. Nereden geliyor? Söyle bana alttan. Alttan geliyorsa 3'e nasıl değerlerden geliyor? 3'ten küçük yani sol. Alttan geliyorsa grafik soldu. Yukarıdan geliyorsa saydı. O zaman F'te 3'e soldan yaklaş diyor. F'te... 3'e soldan yaklaştığım zaman cevabım ne oldu? 2 oldu. Tamam mı arkadaşlar? Evet parçalı fonksiyonların tüm mantıklarına baktık. Şimdi mutlak değerle devam edeceğiz. Hadi bakalım kendinize çok 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 iyi bakın. Selim Hoca yoruldu. Bugünlük bu kadar. Hadi bay bay.